Merhaba arkadaşlar, şimdi oyunumuzun pratiğine geçtik. İkimiz de 7 kart çekiyoruz. 5, 6, 7. Ve keep diyeceğiz. Keep dersek tamam kalsın demek. Mulligan dersek tekrar çekeceğiz. Ben elimi beğendim. Az önce bir deneme yapmıştık. Oyuna ben başlıyorum. Zar atarak. İstersen bir daha atalım. Atalım. Sen de başlayabilirsin. Ben atayım. Sen at. 10 attım. Bu 0 mı 10 mu? 10. Bir dakika, 10 attıysan zaten benim atmama gerek yok. Olsun, 10 atardın, tekrar atardık. Sıra bende. Ve land indim. Şöyle gösterelim. Yaklaştıralım. Evet, land indim. Gölgeni çek istersen. Şöyle. Evet. Bu land'imiz yan giriyor ve kullanamıyorum. Mavi, yeşil ya da kırmızı renkten birini kullanabileceğim ileriki seviyede. Şu an yapacak bir şeyim kalmadı. Elimi göstereyim. Elimde şöyle bir land var. Bu da renksiz bir land veriyor 6 manayla. Neyse, bunu anlatmayayım ben arkadaş. Şu an oynayacağız. Bu da böyle bir kart. Güzel, çok sevdiğim bir kart. Böyle bir kartım var elimde. Sen de gösterirsin Cengiz az sonra kartlarını. Eyvah. Böyle. Böyle. Böyle, böyle kartlarım var. Sıra Cengiz'de. Cengiz kart çekiyor. Evet. Kartları göstermeyeyim mi? Göstermene gerek tamam, yok şimdilik. Zaman kart çekiyorsun. Sıra sende çünkü. Tamam. O zaman bunu girdim. Girdiğin karta bakalım. Evet. Diyor ki bir land, plain, swamp, beyaz ya da siyah ücretini mana alabiliyoruz bundan. As Godless Shrine enters the battlefield, you may pay 2 life. Yani 2 can ödeyebilirsin diyor. İstersen ödemezsen diyor, tap girer. Ödemedi arkadaş. Tap girdi yani, yorgun girdi. Evet, sıra bende. Önce, kart çekmeden önce yapacağımız hareket untap kısmı. Untap fazını unutmayalım. Düzeltiyoruz. Başka düzeltecek bir şeyim yok. Şimdi kart çekiyorum. Kartımı çektim. Şimdi ne yapabilirim? Şöyle bir şey oynadım. Yaklaştıralım. Bu benim gösterdiğim bir kart. Mavi ya da kırmızı veriyor. Tap giriyor ve Scryber yaptırıyor. Şu şekilde girdi. Ve Scryber yapıyorum. Bakıyorum kartıma. Beğenirsem duracak. Çok güzel geldi ama büyük bir kart. O yüzden aşağı atıyorum. Evet. Şu an bir manayla bir şey yapamıyorum. Sıra arkadaşta. Şimdi bu çekimde yakın uzak yapıyoruz ya. Hı hı. Odaklamamız gerekiyor tıklayıp. Tabii tıklıyorum. Aynen. Şimdi ben yine ekran kart çekiyorum. Kart çekme, geri koy. Çünkü hata yaptın. Önce antep yapacaksın. Bunlar önemli kurallar. Çünkü bazen bu kurallara dikkat etmezsek önce hangisinin yapıldığı önemli oluyor yani. Şöyle bir bakalım. Bunu geç. Yine bir şey geldi. Yine bunu tap olarak giriyorum. Yine benzer bir kart. Şöyle. Aynı kart ya. İki can öderse diyor. Ödemiyor. Sadece resimleri tamam. Kaplı. Tamam. Sıra. Kaç kartım var? Bu arada 7'den fazla kart kalırsa bunu mezara mı atıyoruz? Evet, şu an 7'den fazla. Yoksa desteğe mi atıyoruz? Mezara. Mezara. Tabii. 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane var. Tamam. Tamam. Bir şey düştü herhalde aşağıya. Hı, alacağım. Şimdi burada antep yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Antep yaptım ve kart çekiyorum. Ve yereye yine
taplı bir lent iniyorum. Aynı. Bunun aynısı. Şimdi oyun çok yavaş gidiyor. Çünkü benim sevdiğim tarz daha sonradan açılan desteler. Normalde hızlı agro desteler var. Agresif, hızlı. Fakat biz yavaş gidiyoruz. Hem anlatmak için de ideal oluyor. Şu an biz lent topluyoruz. Hani bunları hızlı hızlı koyup geçebiliriz size anlattığımız için. Bu şekilde yavaş ilerliyor oyun aynı zamanda. Sıra sende. Ben bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmadın. Evet, arkadaşımızın Antep fazında Antep alıyor. Birbirimize böyle yardım edebiliriz yani. Kart çekiyoruz. Evet, kart çektik şimdi. Bakayım sana, sen lent girmişsin, lent. Hepsi lent. Sen daha henüz bir creature koymamışsın ortaya. Hiçbir şey koymadım daha. Anlaşıldı. Sen de koymadın. Sen şimdi lent inip koyabilirsin ya da yaratık koyup sonradan lent inebilirsin. Ben yine bir fırsatım varken, daha kimse creature koymamışken, henüz bana zarar verecek biri yokken şu yavaş giren lentleri gireyim. Yine 2 can ödeyerek düz girebilecek bir kartı ödemeden yan girdi. Şimdi şöyle tep yapalım. Girdi. Bakalım bir 2 manaya ne oynayabilirim diye bakıyorum. Şöyle bir kartım var. Bakalım nasıl bir kartımız varmış. Böyle bir kart. Çok güzel bir kart. Ne yazıyor? Whenever another creature, yani başka bir yaratık, you control dice, senin kontrol ettiğin başka bir yaratık dice ölürse diyor, put a one of one counter on unruly mob. İşte bu adam ölen birisi oldukça senin +1/+1 counter alacak, 1'e 1, 2'ye 2 olacak, 2'ye 2, 3'e 3 olacak, büyüyecek. Ha. Yani bu arkadaş isyan bayrağını çekmiş, adam toplamış bir savaşçı insan. Daha çok defans için kullanılabilirim belki. Alttaki benim sözü de öylesine söz. Kurt adamlarla ilgili bir sözü var. Kurt adam avına çıkan insanları anlatıyor. Aynı zamanda Magic'in kendine has bir hikayesi de var. Bunlara tam hakim değilim ama ileride yani belki bunu anlatabiliriz kısaca. Tamam. Bunu indi. Şu an savaşabiliyor mu sana sorum. Şimdi bir dakika. Bunu inince ben... Bak, iki tane beyaz değil mi? Bakın. Bir beyaz, bir de burada beyaz. Yok, iki beyaz değil. Bir beyaz, tamam, bir her, normal. Her harikarda iki tane harcamış oldum. Tamamdır. Tamamdır. Yani bir beyaz, bir de diğerini de renksiz ayırdım. Saldırabilecek mi şimdi? Bu saldıramaz şu anda. Hızlı değil çünkü. Tabii, hast yok. Sıra bana geçiyor. Doğrudur. Evet, sıra bana geçiyor. Lentlerimi görüyorsunuz. Antep fazındayım ve Antep ettim. Şu an 3 manam var. Şimdi kart çekeceğim. Her sıra bana geldiğinde önce Antep, sonra kart çekme. Kartımı aldım. Yine bir tepli bir lent oynuyorum. Bunu şarj counter'ıyla geliyor. Şarjlı geliyor. Şarjlı geliyor ne demek? Onu söyleyeyim. Vivid, önce okunuşu okuyalım. Vivid Groves comes into play tapped. Tapped yan girer diyor işte. Yorgun girer. With two charge counter on it. Bunda charge counter olarak geçiyor. +1/+1 güç veren bir counter değil. Şarj. Nasıl şarj? Bakın burada gökkuşağı var. Her renkten var. Hani bu size ipucu olsun. Bir tane remove, yani remove ve charge counter. Bir tane charge counter'ı kaldırıp tap edersen diyor, İstediğin renkten sana verir gökkuşağını, hatırlayın. Şu ok işareti tap etme işareti. Tabii bunlar tap etme. Normalde yeşil veriyor bu. Tap edersen o karşılığında ne yazıyorsa onu veriyor. Tap edersen karşılığında yeşil veriyor. Buradakini tap, buradakini seçersen, ikisini birden seçemezsin. Bunu seçersin, tap olur. Bir yeşil gelir. Ama alttakini seçersen bir tane şarj counter'ı kaldırıp ben siyah alıyorum diyebilirsin. Diyelim ki bittiyse yapamazsın bunu artık. Yani iki kere hakkı var. Ama bu any color diyor. Herhangi siyahla sınırlı değil. Evet, siyah örnek verdim aynen. Tap girdiği için bu şekilde koyuyorum. Hı hı. Bu şekilde. 3 landım var. Ne yapabilirim? Kartlara bakmak gerek. Evet. Efsun oynuyorum. Şöyle bir Efsun. Bakalım bir saniye. Enchantment. Creatures you control have hast. Evet. Benim artık yaratıklarım hast olacak. Yani hızlı olacak buna girdiğim için. Orada sabit, burada neydi diğer kartın adı?
sizin ağla başlayan bir kart türü daha vardı ya. Ağla başlayan derken? Şurada. Agro mu? Ne? Hayır hayır. Enchantment'dan başka bir tane daha. Aura. Aura değil. Artifak. Artifak gibi duracak mı burada sabit? Evet bu? Duracak. Artifak gibi duracak. Sabit. Hmm. Ve bu Efsun diyor ki 4 vuruştundaki bir adam gelirse diyor kart çek diyor. He. 4 veya daha fazla evet. Power olan. Anlaşıldı. Aynen. Şimdi bunun ücretini ödüyorum. Ne istiyor? Yeşil, mavi ve kırmızı. Çok iyi. Bakın yaklaştıralım kamerayı. Buradan yeşil alıyorum. Tamam, yeşil var orada. Buradan kırmızı alıyorum. Doğru. Buradan da mavi alıyorum. Aldın, tamam. Ve bunu şuraya indim şöyle. Artık bu benim Efsun'um. Bana güç verecek. Şimdi sıra sende. Evet, sıra şimdi sıra bende. Bakalım ben ne yapacağım önce. Bir ara kamera alalım da rahat rahat video çekelim. Evet. Evet, şimdi. Şimdi arkadaşın birebir bir yaratığı var. Benim hiçbir önce manaya yok. Giriyorum. Beyaz mana girdim. Sol tarafta gördüğünüz gibi. Evet, düz girdi. Neden? Bu basit bir land. Basic land. Basic landler düz giriyor. Tap girmiyor. Zaten tap girmesi için yazıyor yani üstünde. Yazmazsa düz girer. Şimdi şu kartı oynayacağım. Kart diyor ki istersen ben göstereyim, sen oku. Tabii göster. Daha net olur. Hı hı. Odaklayın. Sen bunu ona Murph olarak oynasan daha iyi olur sanki. Öyle mi? Hı-hı. Ben tamam. Kafam ben onu görmemiş sayalım. Sen görme onu. Başka zaman da oynasan olabilir. Murph'ı anlatayım. Murph olan yaratıklar gizli geliyor. Yani şöyle geliyor. Tamam, bilmiyorsun. Bu 2-2 bir yaratık diyor sadece. Sürpriz. İstediği zaman çeviriyor. Sürprizini uyguluyor. Az önceki adamın da şöyle bir sürprizi vardı. Murph'ten döndüğü zaman 4 vuruş ya da üstündeki bir adamı öldürüyor. Ki benim de 4 vuruşluk adam oynayacağım buradan belli oldu. 4 vuruş adam girersem kart çekeceğim. O yüzden onun stratejisini yapıyor. 4. Hani biz ben şöyle yapıyorum o zaman. Atmak için yapıyoruz. Buyur. Senin enchantment'ına karşılık ben de bir enchantment giriyorum. Evet, nasıl bakalım. Önce evet şunu göstereyim kartı. Sen bak buradan. Bak ha, bir tane bakalım. Kırmızı var burada. Ben çeviriyorum hepsini. Bir dakika çevirme. Önce buraya bakalım. Beraber yapalım. Evet 4 mana istiyor. Parmağımın şurada. 3 artı 1 kırmızı. Vigilance Justice. Diyor ki ne zaman bir insan girerse senin kontrolüne. Vigilance Justice deals 1 demiş. To target creature or player. Yani bana ya da yaratığıma 1 vurabilecek. Bir yaratık indiği zaman gelir gelmez. Evet güzel bir Efsun. Ve arkadaşın 4 tane kırmızı var. Lendi kırmızıyı var. Çevirdikten kırmızıyı sonra diğerlerini zaten diğerlerini çevirdi. İstediğin rengi kullanabilirsin. Ve hop Efsun'u artık orada takılı kaldı. Ne zaman insan girerse. Sen de demiyorum. Şu an atak fazına geçebilirsin çünkü yaratığım var. Yaratığın benim var sana. Benim yok. Tamam. Şöyle yan çevirdim. Saldırı pozisyonu. Senin karşılık vereceğin bir şeyi ben göremiyorum. Evet ben de canımı 19 yaptım. Bir vurdu çünkü. Gördüğünüz gibi bir vurdu. Tamam. O tap kalıyor artık. Evet tap kalıyor. Benim, bana gelene kadar. Sıra bende. Bir şey yapacak bir şey yok. İkinci main phase'de geçiyorum. Sana teslim ediyorum. Şimdi bende canım 19. Buraya dokunmamaya çalışayım. Burası biraz sıkıntı oluyor. Antep ediyorum. Öncelikle Antep. Sonra Antep Morfam. Kart çekiyorum. Çok iğrensin. Land iniyorum. Bu land'de tap iner yazmıyor. Bir renksiz mana veriyor sadece. Sayıyla yazdığı için renksiz herhangi bir mana veriyor. Tamam. Ve de 6 manaya kart çektirebiliyor bunu feda ederek. İyi altındaki. Hı. Evet. Biz 6 manalık feda ettirmek için erken. 1, 2, 3, 4, 5 manam var. 5 manaya güzel bir şey inebilirim. İneyim. Çok güzel bu. Görelim o kartı. Göster. Dokun. Evet. Garun
Güzel ben okuyayım. Whenever another creature with power 3 or greater enters the battlefield under your control, you may draw a card. Yani ne zaman 3 veya daha fazla güçlü bir creature oyuna alırsan bir kart çekeceksin. Evet. Az önce de Efsun'um vardı. Artık bununla beraber 2 kart çekeceğim. Ama şöyle yapalım sırayla. 5 mana istiyor. 4 normal, 1 yeşil. Gelelim buraya. Bakın buradan bir yeşil alıyorum. Buradan istediğim renk. Buradan renksiz. Renksiz yani. İstediğim renk aynı renksiz de oluyor. Bunu indim. Ve bu aktifleşti. Aynı zamanda hızlı bu yaratık. Çünkü buradan dolayı. Aynı zamanda 4 vuruş indiğim için kart çekiyorum. Çektim. Bunun yüzünden çektim. Hı hı. Sayesinde diyeyim. Ve gelir gelmez saldırıyorum. Canın 16'ya düşüyor. Şöyle düşüreyim. Getir videoyu. Bir saniye. 16. Evet. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Hani blok yapamaz. Çünkü bu blok saldırdı. Yani tap halindeyken defans yapamıyor. Evet. Ben de yapacağımı yaptım. Ve sıra sende alayım. Evet. Önce antep ediyoruz. Hocam şimdi şunu söyleyeceğim. Siz renksiz dediniz de onu renksiz değil de random desek daha iyi olur mu? Çünkü renksiz dersek diğer renkleri doğru. Random desek daha iyi olur. Tabii rastgele bir renk olur yani. Rastgele tamam. Bir renk renksiz yerine de geçiyor. Tamam. Anlaşıldı. Biz onu sırf renksiz isteyen bazı manalı Eldrazi desteleri var mesela. Onları hariç. Şimdi bakıyorum elimde mana yok. O zaman şöyle yapıyorum. Biraz önceki kart Megamorph. Ne diyor? When hidden, yani bu kart turn face up destroy target creature with power for or daha önce Murph yapman lazım. Murph. Daha onu bana girdiği gösterme. Zaman demiyor bana mu? Yok, bana gösterme onu. Ben bakmıyorum şu an. Öyle mi? Sen onu Murph girmen lazım. Turn up dedi. Yani şöyleyken şöyle dönünce turn up diyor. Onun için kaç harcaman gerekiyor? Bir şey harcamama gerekmiyor mu? Gerekiyor. 2 mana harcaman gerekiyor. Öyle mi? 3 şey... önce ineceksin. Tamam. 3 o zaman ne diyor? 1 beyaz, 2 tane de random. Yok. Murph'de random işte 3 renk iniyorsun direkt. Fark etmiyor. Tamam zaten birlik bir şeyim yok. Şu an Murph oynadı. Arkadaş sürpriz. Gerçi sürprizi biraz kaçtı. Az bir önce dakika. Gösterdi tamam. Bize. Bir tane daha oynuyorum. 1 manayla. O kart da bu. Bunu da gösterelim. Evet, buna bakalım. 1 manaya nasıl olsa bir instantım yok. İstatın yok olduğunu söylemesen daha güzel olur mesela. Öğretmek amaçtır. Bu diyor ki ölürse bire bir ruh gelirmiş uçan. Yani bu adam ölürse uçan başımıza bela. Uçanlara biz blok yapamıyoruz. Çünkü benim de uçanım olması ya da menzilli bir yaratığım olması lazım. Şimdi saldıracak ama adam geldiği için bu humun. Şimdi... Bakın bu humun değildi. Humunlar için diyor. Humun insan demek. Evet. Bu insan değil. Bu bir yumurta gibi bir şey henüz. İkiye iki bir değişik bir şekil olan bir yaratık. Tamam. Murph. Ama bu human. İnsan asker. Peki human girerse ne yapıyordu? Bana bir vuruyordu. Benim sana canım... veya player'a ben sana tercih ediyorum. Tabii ki. Çünkü buraya vurursa bu adam ölmez. Diyeceksiniz ki vursun canı 3 kalsın. Hayır. Her tur düzeliyor canları. O yüzden bir anlamı yok. Sıra bana geçti mi? Bir tur sadece senin veya benim ayrı ayrı oynadığımız oyun mu oluyor yoksa ikimizin beraber oynadığı döngüye mi bir tur deniyor? Ayrı ayrı. Benim turum ayrı, senin turun ayrı. Tamam oldu. Size geçti sıra o zaman. Tamam. Ben şimdi antep fazındayım. Hepsini antep yapıyorum. Antep olurken herhangi bir şey de olabiliyor çünkü. Mesela diyor ki ne zaman antep olursa şöyle yap falan diyen kartlar da var. Ama şu an yok tabii bizde. Ama bu bir kural. Bunu yapmak lazım. Kart çekiyorum. Güzel. Benim çok güzel bir kartım var şu an. Onu oynayacağım. Bunu oynamam şu an mecbur şart. Çünkü ben bunu oynamazsam şu an, senin turunda oynamaya kalkarsam yetişmez. Çünkü yerdeki aktifleşen özelliklere counter çekmek için ya da onu exile etmek, öldürmek işe yaramıyor. O an o özelliğini yapmış oluyor. O yüzden özelliği yapmadan benim bunu yapmam lazım. Bunu yapıyorum. Neymiş o? Bakalım hemen. Exile. Kime exile edeceksin?
Hedef yaratığı. Tamam, hangi hedef? Tabii ki bunu. Bana ne sürprizin ne olduğunu biliyorum. İşte kötü oldu bu. Hani öğretici oynayacaktık hocam. Tamam işte, o da öğretici. İyi. Bunu yapıyorum. Bunu yapmak için bir mavi birden rastgele bir renk istiyor. Ödüyorum. Bir mavi. Bakın şöyle gösterelim. Görüyorlar mı? Bir de rastgele bir renk. Tamam. Renksiz oynadım. Ve bunu exile ediyorum. Evet. Çok kötü oldu. Bu exile oldu. Ne olduğunu biliyorum. Exile'ları şöyle koyalım hatta. Ve diyor ki It's controller manifest diyor. Tamam mı? Manifest'in açıklamasını aşağıda yazmış. Diyor ki destenin en üstteki kartı benim destemin. Aynen. Oraya koyarsın. Yer değiştiler yani. Bu da şu an Murphy yaratık. 2-2. İstediğin zaman döndürebilirsin. Para ona mana harcayacak mıyım? Manası, kendi manasını harcayacaksın. Önce bakayım. Ben buradan bakacağım o zaman buna. Evet. Lens'e yer ya da büyüse yine oynayabilirsin zamanı gelince. Ha. Yani şu an 2-2 yaratık ama o. Hemen bakalım hocaya göstermeden. Siz yorum görmezsiniz. Anlatma o zaman. Şimdi odaklayayım. Tamam, ben buna bakarım. Tamam. Döndüreceğin zaman söylersin. Hı. Ben en azından gelecek olan bu kadar kötü değildi diye düşünüyorum. Çünkü bu yaratığın özelliğini anlatacağım şimdi tekrar. Bunu yaptığım için mezara gidiyor büyü. Tamam. Mezara attım. Şimdi bu exile ettiğimiz, yani şurası exile bölgesi. Başka bir aleme gönderiyoruz bakın. Hı hı. Yani kendinize bir bölge seçin, oraya koyun. Bu gelemez artık. Mezardan da gelemez. Mezar burası çünkü. Video beni görüyor mu? Şimdi bu yaratığı kartını anlatalım. Görüyor. Bu normalde Murph oynadığın zaman bu şekilde, düzelttiğin zaman kaç manaya? 3 manaya Mega Murph yapıyorsun. Mega Murph demek artı bir counter'la geliyor demek. Artı bir counter olunca bunun lifelink'i de var. Çok hızlı gitmeyeyim. Lifelink yaşam bağı demek. Biz ona kan emen diyoruz Türkçe'de. Vurduğu kadar kendi kontrolcüsüne de can veriyor. Buraya kadar tamam değil mi? Ve diyor ki ne zaman face up olursa, yani yüzünü dönerse, yani bu şekildeydi ya, sürpriz diye açarsa 4 vuruş gücündeki birini öldürebilir. Ki benim bunun ölmesini istemiyorum bu arkadaşım. Tabii, güçlü bir kart o. Bu adam bana kart çektiriyor. Bu da kart çektiriyor. Yani ben şu an oyunu kazanmış gibi bir şeyim yani. Benim gözümde. Niye? Çünkü deli gibi kart çekeceğim. Ve oyunda kart çekmen çok kıymetli bir şey arkadaşlar. Kart çektikçe strateji olanağınız artıyor. Kart çektikçe daha iyi uygun hamleler yapma amacınız artıyor. Ve şans faktörünü azaltıyorsunuz. Ve ben de şans faktörünü azaltıyorum. O yüzden kart çekmek için bu arkadaşı exile ettim. Ama onun yerine bu geliyor. Ben bunu göremiyorum tabii. Sen görme onu. Tabii ben göremiyorum. Bunu az sonra göreceğiz. Sürpriz yapacak bana. Tamam. Bitmedi. 3 manam var hala. Ve ben acayip hoş bir yaratık oynayacağım. Bu adam çok güçlü bir adam. Bakın. Bir ogre varıyor. Ogre varıyor. Özellikleri nelermiş? 3 manaya. 3 farklı renkte. O istediği için güçlü oluyor. Çünkü bu renkleri deck getirmek zordur. Ve ben getirdim yani. 3'ünü de deck getirdim. Evet. Bu yaratığın özelliğini şöyle bakıp anlatayım. Sen çeke dur, bekle. Evet. 3 manaya artı 2 artı 2 alabilir diyor. Ve bu bir kere yapılabilir diyor. Hı hı. Yine 3 manaya mavi harcayarak diyor ki kendi eline gelir diyor. Adam öldürecek mesela. Bunu kendi elime alabiliyorum. Çok güçlü bir özellik. Bir manaya da buna hız verebiliyorum. Zaten gerek yok. Haste. Zaten benim şurada hızım var, hastim var. Bunu yere inerken yeşil, mavi, yok kırmızı, mavi ve yeşil ödedim. Bunu hiç harcamadım bakın. Görüyor musun? Bunu hiç harcamadım. Yeşil oynadım direkt. Girdim. Önce bu. Kart çek diyor. 4 gücünde girdiğim için kart çekiyorum. Sonra bu. 3'ten fazla. 3 veya daha fazla biri girerse kart çek diyor. Girdim. Bir daha kart çekiyorum. 2 kart çektim. Bu tur lent oynamamıştım hatırlarsın. Şöyle bunu ineyim yere. Bu da scry yaptıran kırmızı yeşil bir lent. Böyle indim. Scry yapıyorum. Attım aşağıya. Beğenmedim.
Gerek yok. Şimdi ben bunun hepsine saldırabilirim. Çünkü buradan dolayı hastim var. İner inmez saldırıyorum. 4, 4, 8 vuruyorum arkadaşım. Senin 16 canın vardı. Çok vurdun, çok. Blok yapacak mısın? Bak bence blok yapmalısın. Neden dersen 4 vurmasın. Bu ölürse yeri gelecek ve bu da güçlenecek. Yani geri gelecek dediğim pardon. Buraya tokun gelecek birebir. Bu mezara gidecek. Bunun yerine bir tane uçan bir ruh gelecek. Tamam. Yapalım. Hangisine blok yapıyorsun? Onu seçmen lazım. Oynanış göstereceğiz ya. Şu an fark etmiyor. İçinde de ezen yok. Tamam. Video şu yeşile yapalım. Yeşile yapalım. Tamam. Tamam. Şimdi blok aşamasını geçtik. Diyoruz ki damage aşaması. Yani hasar aşamasına geliyoruz. Yani bunları aşama aşama yapıyoruz blok. Önce diyoruz ki atak fazına giriyorum. Sonra saldıranları seçiyorum. Sonra blok yapanlar seçiliyor. Şimdi de hasar verme aşamasına geçiyoruz. Bunların sırasına göre oynamamız önemli. Çünkü yok ben önce şunu koydum, şunu şöyle yaptıydım gibi polemiklere girilmeye gerek yok. İlk oynayanlarda böyle bu tarz şeyler olabiliyor. Blok yaptığında 4 vuruyor, 4 canı var. 1 vuruyor, 1 canı var. Tabii bu öldü, mezara gidiyor. Buna bir şey olmadı. Ama bunun özelliği vardı. Birebir uçan ruh gelir. Getiriyorum bakın şöyle bir şey koyuyorum. Bunu biz token olarak sayıyoruz. Birebir bir yaratık. Uçuyor. Evet, flying. Uçuyor. O flying. O yüzden mavi bilerek koydum hani anlayalım diye. Ama bu 4 vuruyor. Senin canına bakalım. Getir. 16 idi. 12 oldu. Evet. Evet, 16 idi. 12 oldu. Sıra sende. Tamam. Verin şöyle. Seni gösterdi ama neyse. Önemli değil. Evet, şimdi öncelikle Antep ediyoruz. Antep yani Antep. Kart çektik. Oo, güzel bir kart geldi. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakalım şöyle bir. Bu ikisi de seninkinin Antep şey tep halde. Doğru mu? Evet, tep halde. Şimdi şöyle yapalım. Çok güzel, çok güzel de şöyle benim manam çok az yani sana göre. Şuna bakıyorum. 2 istiyor. Bu. Evet, şu yaratıkların güzelliğine bakın. O arkadaş düşünürken. Biz şunu gidiyoruz. Şu tarafını göstereyim. Gayet de kaliteli resimler çiziyorlar. Ben bayılıyorum lan çizimlerine. Çizerin onu da aşağıda yazıyor bakın. Şurada. Şurada. Chris. Ram. Evet. Tabii bu orijinal kartlarda resimler daha güzel gözüküyor. Ben fotoğraf kağıdına bastım. Yine de güzel. İyi şeyler olmuyor ama. Şöyle yapalım. Bir beyaz. Tamam mı? Evet, buyur. İki tane de randomdan. Toplamda üç tane. Çevirelim. Şunu oynayalım. Ne diyor? Şöyle bir göstereyim. Ölürse diyor. Artı bir sayaç koyabilirsin diyor. Evet, sen ölme üzerinesin. Ama human olursa bu ölen. İki tane. Şey, target pardon. İki tane sayaç koyuyorsun. Evet. Güzel. Gayet iyi. Şöyle koyalım. 2-2. Tamamdır. Saldırmaya baktığınız zaman bence saldırıya bakıyorum şöyle saldırı yapabilecek bir dakika, şey. Bir dakika, senin adam öldüğü için bu arkadaş sayaç alacaktı. Bu 2-2 oldu şu an. Bir de when a human enters diyor bakın. Human girdi. Gördünüz evet. mü? Human. Human girdiği için sana bakın human. Doğrudan sana vuruyorum. Human girerse diye demişti ve bana vuruyor. 10 7 öleceğim eyvah. Öleceksin. Ben kaçım? Ben. Sen 12'sin. Bunu niye buraya getirdin? Ha 10 12. Şey, tamam. Tamam ben 12 sen 17'sin. Şu an bence bu arkadaşla vurabilirsin. Niye dersen o adam ölmesin istersin. Ölmemesini istemezsin. Ve bende de hiç blok yapacak şimdi hiç şey. Şimdi bu kaç gücünde? 2 mi? Evet. Bu 2 gücünde.
Bu o daha iki, yok. Bu iki. Bu iki gücünde i̇ki, mi? İki iki tabi. Ha. Bire bir. Uçan ama bu. İki iki evet. Şöyle bence yapalım. Uçsa da bununla blok yapman güzel olur. En azından biri öldükçe bu güç alıyor. İki bu, iki bu, dört. Dört. O da iki. Alt. Ben şununla sadece sana vuruyorum. Uçanla sen buna... Zaten blok yapamıyorum. Bence şununla saldır. Zaten bunun ölmesini istemeyeceksin. Çünkü niye onun ölmesini başkaları öldükçe bu güçlenecek. Öyle mi diyorsun? Tabii güçlenince bununla blok yapma şansın yükselecek. Tamam. İkiyle vurayım o zaman. Yani benim tavsiyem o. Tamam. İkiyle vurduğumuz zaman... Eyvah ölüyorum. 15 canım kaldı. Sıra bende. Evet, şimdi Antep fazındayım. Düzeltiyorum. Antep. Şöyle yapalım. Kart çekiyorum. Huu, güzelmiş. Evet Cengiz, seni yedim ben. Şöyle indim. Scriber yapıyorum. Bu ne ya? Hep land geliyor. Land istemiyorum arkadaş artık. Güçlü canavarlar gelsin. Evet. Bir ejderha ineceğim. Icefall. Bir saniye. Regions. Bir göster, bir odaklayalım. Flying diyor. Evet, oku bakalım. Neymiş? When Icefall recent enter the battlefield. Top target creature and open... Ha, benim bir tane creature'ımı, senin seçeceğin yaratağımı evet. Tap hale getireceksin. Evet. Yani işlevsiz hale getireceksin. Evet. Bu creature devamında ne diyor? Sen o konuda. Bu creature düzelmez diyor. Ejderha durduğu sürece. Yani sürekli donduruyor onu. Ejderha battlefield olduğu sürece. Evet, bu durduğu sürece. Altta da diyor ki... Çok güçlülere karşı uygulanır. Altta da diyor ki... Düşmanın diyor... Bu ejderhaya yapacağı büyüler iki fazla mana harcaması gerekir diyor. Spell your opponent. Ha. Düşmanın buna yapacağı büyüler... İki fazla. İki fazla olmak zorunda yani. Evet. Kendi manasına üzerine iki mana da harcamak mesela zorunda. Sen iki büyüyle, iki manalık büyüyle bunu öldüreceksin ama aşağıdaki özellik yüzünden biraz da dört mana harcaman gerekecek mesela. Anlaşıldı. Tamam, iniyorum yere. Ve yaratığını seçiyorum. Bunu seçtim. Hangisini seçtin? Bunu seçtim. Anlamamız için bu şekilde koyuyorum. Yani neyi durdurdun bir de ona bakalım. Adam ölecek. Hmm. Tamam. Ölmesini istemedim onu. Tamam. Şimdi bunu oynamak için tabii 2 mavi, 3 de herhangi bir renk oynadım. Hatta şöyle yapayım. Şurada 3 renkten biri dursun. Her an sana bir şeyler yapabilirim. Ve 4 indiği için 2 tane kart çekiyorum bunların sayesinde. Birinci kart bunun için. İkinci kartta bu arkadaş için. Tahmin et ne geldi? Hepsi lat. Şanslısın. Olsun, ben saldırıyorum. İkisiyle de saldırıyorum. Ne yaptın sen ya? Evet. İkisine blok yapmazsan şu an sana 8 vuruyorum. Uçan lan. Öbürü 4 vurdu. 8 canın kaldı o zaman. Bu öldüğü için, bu arada şunu göstereyim. Biri ölürse counter alıyordu sayaç. Ve koydum. Ve 4 vurduğum için canın 8 kaldı. Sıra evet. Sende. Allah Allah. Önce Antep yapıyorsun. Sonra... Manasızlıktan bunlar hepsi. Evet. Bu arada ben çaktırmayayım, bu büyüyü çakacağım arkadaşa. Niye göstermiyor? Netleştirmiyor. Heh. Aynısından bir daha geldi. Bir mana. Bende de bir mana var şurada. Diyor ki... Neyse, anlatmayalım şimdi, arkadaş duymasın. Ama İngilizcesi olanlar anlamıştır ne yapacağımı. Yaparsa tabi böyle bir şey. Mana yok ki, mana yok, mana. Şuraya bak. Şunu düzeltelim ya. Tamam. Bu kaç şimdi? 3 mü?
3 değil mi? Şu da 2. Doğru mu? Zoraki savaştırma yok mu? Bu kaç? 3 mü bu? Bunun defansı 3. Evet. Anlaşıldı. Yani şu durumda bayağı bir şu kart çektirme olayı ve bu kart çektirme olayı sayesinde çok şeyler yaptım. Abi oynasan ne, oynamasan ne. Kart gelmedikten sonra, mana gelmedikten sonra olmuyor bu işler. Vallahi. Tabii şans faktörü de var ama çok hızlı başladım olaya ben. Kaç humum var bende? Bir humum. Geç. O zaman aynı kartı bir daha iniyorum. 3 manaya, tamam mı? 1, 2, 3 manaya indim. Blokta duracak. Şimdi bir tane sana vurdum. Kaçtı senin gücün? 18, 15 mi? Kaç? 10. Evet, 15'ti. 14'e iniyorsun sen. Bir o. Bu sadece bu, tamam. Diğeri. Aa, ben bunu niye saldırmadım? Benim yaratıklarımın hepsi bu kart sayesinde hasty. Unuttum. Neyse. Ha, öyle mi diyorsun? Evet, unuttum. Biz de öğrenmiş olduk. Yani hatırlamış olduk diyelim. Diğer tur öldürürdüm yani. İşte oyun. Mana yok. O yüzden kartla oynayamıyorum. Defansta bekliyorum. Sıra sende. Tamam. Sen buna göre bir şey oynamadığı için bunu oynayamadım ben. Çünkü oradaki şeyi sonra açıklarım. Aslında anlaşılacak. Instant mı var? Tabii ki instant olmadan senin turunu oynayamam. Evet, onu yapamadım. Olsun. Şimdi ben antep fazındayım. Evet. 2, 4, 6, 7 landım var ve kart çekiyorum. Ha, şunları da antep yapalım. Evet, ne geldi? Haha, güzel bir şey geldi. Evet, Murph oynuyorum. 3 mana çevirerek. Şimdi 2 manayla da onu Mega Murph yapıyorum. Açtığım zaman diyor ki Mega Murph yaptım 2 manayla. Bakın 2 mana burada. Ne zaman turn faced up, ne zaman düzelirse diyor, yüzü yüzüstü çevrilirse diyor, destroy target artifact or enchantment and opponent control. Yani düşmanın kontrolündeki bir şeyi, artifact yok, enchantment var, bunu yok ediyorum. Bu da... Şimdi değil lan bu da. Şimdi mi o? Şimdi yapıyorum. Nasıl ben, şimdi yapıyorum? Her insan geldiğinde... Face up mı yaptın sen? Bir, aynen, face up yaptım bakın. Tek seferde hemen yapamazsın yok, ki. Yapabiliyorum. 3 mana harcadım, bir de 2 mana harcadım. 5 mana harcadım bunun için. Senin bu öldü. Bakın o mezara gitti. Bu da Mega Murph olduğu için ona bir tane sayaç geldi. Artık bu 3'e 2. Evet, hepsiyle saldıracağım. Uçan 4'e 4, 4'e 3 ile. 4'e 4 ile. 4'e 4 ile saldırıyorum. Toplam 12 vuracağım. Blok yapacak mısın? Uçana blok yapamazsın ama diğerlerine. 2 tane blok yapmak zorundayım değil mi? Yok, söylüyorsun. Tamam, şöyle yapalım. Bir bu. O uçuyor. Buna blok yapamazsın. Uçuyor mu? Evet. O çok kötü işte. O zaman şöyle olacak. Biri buna olacak. Biri buna ve hatta bu ikisiyle yapacağım. Bu ölecek. Öleceği ben seçiyorum biliyorsun. Bak bu 3. Bu 2 daha 5. Ben seçiyorum. Nasıl sen seçiyorsun? Sen o zaman seçmiyorum. Yapmıyorum onu. Bir dakika. İlk önce kime vuracağım ben seçiyorum. Kimin öleceğini de mi sen seçiyorsun? Hayır, ilk önce kime vuracağımı seçersem o ölür zaten. Ha, öyle mi? Yani. Tamam, o zaman böyle olunca bir dakika. Bu kartlar ne? Ha, bu ölü, bu. Bu Exile'da. Bu? Bu da benim ejderhanın dondurduğu adam. Tamam, o zaman bu şekilde oluyor. Tamam, buradan sadece 4 vuruyorum arkadaşlar. 8'dim 4, 4'e indim gücümü, tamam mı? Tamam, 4'e indim. Ve şimdi bu öldü. Bu öldüğünce birine counter koy diyor. İnsansa 2 counter. Buraya 2 counter koy. Sayaç yani. Bu öldüğü için buraya. Rengi önemli mi? Koyuyorum böyle. Önemli değil. Şimdi bu ve oldu. Bu da öldü. Bu öldü. Neymiş?
Büyüymüş, güzel bir şeymiş ama yapacak bir şey yok. Mana yok çünkü, ne yapabileceksin ki? Aslında var da, bekletebilirdin. Ama mecbur ölüyorsun. O öldüğü için bir sayaç daha alıyor. Bir de az önceki adam öldüğü için sayaç alıyor kendisi. Şu an bu 2, 4, 6, 7, 7 bir insan oldu yani. Bayağı bir eşek gibi bir şey oldu yani hani. Tamam mı? Aa, benim bu adamda hız vardı. Saldırmayı unuttum yine. Geçti. Aynen. Ben hep hızı unutuyorum. Niye? Ben alışık değilim hızlı oynamaya. Ben de mi? Evet, sen de. Başla. Hemen yani Antep. Eldeki imkanlar yani 4 tane olunca bu işler kolay olmuyor. Evet, haklısın. Bakın yine zaten mana gelmedi. Ben ne yapayım? Mükemmel. Sende mesela canım 5 veya daha azsa diyor. Güzel şeyler var mesela. Mesela şu büyüde o vardı. Canın 5 veya daha azsa. Ha, bunun özelliği bir kere. 5 tane token koyabiliyordun yani. 5 tane o? Blok koyabiliyordun. Ne o? Ölen mi? Yeni ölen mi? Tabii. Neyse bir saniye. 2 manaya 5 tane token koyacak da ucuz yırttık. Biz de şimdi ölürüm, ölürüm ben son. Ölüyorsun. Yaratık he? Koymazsam ölürüm. Uçağına vuruyorum zaten. Eğer uçağına blok yapamayacaksan çoktan öldün. Burada çünkü ejderhan var. Ejderhan resmini göstermek istiyorum. Uçağın kaça kaç? 4'e 3. Aa, o zaman o iş yaş. Öldük. Niye? Evet, böyle dondurmuş bir adam ejderha görüyorsunuz. Sende first strike var mı? Yok. Alamazsın da bundan sonra zaten. Ya zaten oyun bitti, boş ver seni. Evet, bunu bir beyaz. Diye. Bir beyaz da buradan. Bir tane daha buradan. 3 mü? Evet. Evet. Diyor ki insana girdi. Yaratıkların ilk vuruşludur. Ve senin düşmanın ilk vuruş kazanamaz diyor ve ilk vuruşunu kaybeder diyor yaratıkları. Ama zaten benim şu uçan sayesinde 4 vuracağım ve arkadaşın canı 4. Ve oyun bitti. İyi, ben burada 7 ile bari vurayım da ben bir. Aynen, 7 ile vur. Ben de kaçtım. En son kaçtım ben. 14'tüm herhalde. 14'tüm. 7 vurduk, 7'ye düştüm. 7'ye düştüm. Olsun, yine de fena değil yani. Şu an 7'ye 4 ve oyunu aldım. Tebrik ediyoruz birbirimizi. Teşekkür ediyoruz. Bu bir deneme oyunuydu. Daha başka oyunlarda yaparız mı sence Cengiz? Yapalım mı? Yani yaparız tabii ki. Ama yapalım diyen olursa, yapın diyen olursa, talep üzerine tabii canım yani. Yaparız. Yetti bu, bizi kesti diyen olursa da, ne biçim video çekiyorsunuz, böyle kamera mı olur? Doğru, haklısınız da. Sonuçta biz de elimizdeki imkanlarla bunu yapıyoruz. Hani vakit anca bulduk. Bir sonraki olası videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi eğlenceler.